Arkadaşlarım herkese selamlar. 22 ve 23 Ekim Salı ve Çarşamba 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Hafta sonu başlığına da neydi? Ortalığın içinden geçeceğiz. Öyle yaptık mı? Ve selam. Herkese selam olsun aga. Muazzam bir hafta sonu. Kazançlar çıldırdı. Öyle böyle değil. Kuponuyla, mislisiyle, canlısıyla gerçekten çok güzel bir şov yaptık. Öncelikle ben şu Whatsapp'ta üye olanlar ve ücretsiz Telegram grubundan faydalanan arkadaşlardan bir yorum bekliyorum bakalım. Düşüncelerini yazabilirler. Herhangi bir yorum olabilir. Onun dışında sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri benim beklentimdir. İsterseniz direkt başlayalım. Her şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var aga. Galatasaray ile Sport maç ne olur sizlere sorduk. Bilen 5 kişiyi 7 gün boyunca gruplarımıza misafir edeceğiz. Maç çarşamba günü Galatasaray'a çok bir oran açmışlar. Bence az. Yani Espor kontra takımı atlet oyunculardan oluşan. Maç skorunu olur sizlere sorduk. Yorumları yazabilirsiniz. Hafta sonu skor kazananları Galatasaray Rafet Akbal, Fenerbahçe Aslan, x Sport ve Ramazan Sarıdoğan. Şimdi arkadaşlarımız her türlü soru görüş öneri, skor bilenler, Whatsapp VIP gruplarımıza dahil olmak isteyen arkadaşlarımızla ekranda görülen 0534 446 5989 açıklamada linki var. Sabitlenmiş yorumlarda linki var. Tek tıkla bana ulaşabilirsiniz. Bilgi için hal hatır sormak için, WhatsApp VIP gruplarına dahil olmak için, bilgi almak için, her türlü soru için iletişim kurabilirsiniz aga. Devam ettim. Arkadaşlar yani misliden bahsedelim. Dün mesela Fenerbahçe'ye Matsun 2'den yatanlar olmuş. Ben dedim ki Fenerbahçe'nin galibiyetine özellikle gitmiyorum. Youtube'da da anlattığımda ne dedim? Fenerbahçe'nin en az bir yarı kazanırı. Yasal'da 37 Avrupa'da bunun bir de oranı var arka zaten. Benim gördüğüm banko tercih buydu. Ben bunu yüksek misli olarak aldım. Yüksek misli seviyesi ne aga? Yüksek oynadığımız miktarlar 7.000 TL, 5.000 TL, canlıdan 3.000, 2.000, 1.000 TL attığımız bir seviye. Eğer o seviyede oynuyorsanız zaten yüksek misliğe gelirsiniz. 7.000 TL Fenerbahçe'nin yarı kazanırı. Liverpool mücadelesine KG var 5.000 TL. Yasladık geldi mi geldi. Sadece bunlar değil dediğim gibi canlı olarak. Mesela Manchester City'nin devrede 1.39 oranı vardı yasalda 3.000 TL. Avrupa'da 1.52 Bastık 1500 TL aldık mı 90 artı 7'de gelen gol. Sivas'ın bir golü 20 dakikada cebine 500 lira para koydum. Bir 50 oranı vardı bunun. Anladın mı? Bu şekilde yüksek misli canlarımız da devam ediyor. Sadece bunlar değil tabii ki ana kombinlerimiz alternatif kombinlerin aga yeşil yaptık yemyeşil yaptık. Ana kombin Stil'in iki gollü galibiyeti Liverpool mücadelesi hem var olur hem de üst olur da olaraktan almıştık. Ana kombinimiz geldi. Beşiktaş bir buçuk üstünde kazanır. Atletico Madrid dört buçuk altında kazanır. Banko <laughs> daha süper oldu. Bu da geldi Aga. Bunları geçtim. Onun dışında Aga yani Z raporu ekrana gelsin mi? Gelsin. Agalarım dün zaten ya biri 2000 TL 68000 TL yapmış. Nasıl yapmış bunu da onu da bilmiyorum. Yani öyle böyle kazançlar diye canlıdan vesaire yani nazar değmesin. Şöyle masaya da vuralım. Çok güzeldin. Bereketli olsun. Çok diyecek bir şeye gerek yok. Onun dışında canlı olarak gruplarımızda ilerliyoruz. WhatsApp gruplarında izlediğimiz karşılaşmalardan canlı olarak atıyoruz. Ücretsiz Telegram grubunda bir rolling serisi başlatacağım. Tamam mı? Bu rolling serisi ücretsiz Telegram grubuna özel olacak. Mutlaka ücretsiz Telegram grubuna açıklama yorumlar kısmında linki var. Tıklayıp gelin aga. Buradan ücretsiz bir şekilde faydalanın sizlerde. Ben bir de WhatsApp grubundan bahsetmek istiyorum aga. Öncelikle YouTube full oldu. Bunu bilmeyen var mı? Pazar günü bütün maçlar geldi. Cumartesi 2 veya 3 filemiz var. Gerisi zaten geldi. 14 mücadele mi vardı? Ya 11 ya 12 tanesi geldi. YouTube'da full oldu. Aga dedim ki Marsilya maçına. Burada bir kase yönetimi de yaptığımızı söyleyeyim. Dedim ki %5 olaraktan alın dedim. Dedim ki açıklamaya bak, açıklamaya bak sadece. Arkana yaslan, viskini yudumla. Başka bir şey açıklamaya gerek yok. Öyle bağırıyordu ki maç, öyle bağırıyordu. Dedim ki yüzde uyuyan yazdım yine de. Neler kaçıyor? Dedim ki, bilerek mi atmıyorlar? kaçan pozisyona bir bakar mısın? Bak. Uçakoydu. Lan Ulan acaba viskiyi millete attık. Acaba girmeyecek mi? Şuna bak. Şu kaçtı. Oğlum bunu atarsın lan. Yanağlara vurdu mesela anladın mı? Maç içinde pozisyonlar da attık ama ağacı kökten kralında geldi. %5'i aldık mı aldık. Dedim ki Barcelona Sevilla mücadelesine de Barcelona'nın 2 golünü al. %5 al. Aynı şekilde Viskin'den bir al. Arkana yaslan. Dedim ki bacakların arasında dalgasını taşıyan arkadaşlar da ilk yerden bir parça golü alsın dedim. Parça penaltı. Ama iptal olabilirdi. Ama e, alttan bir temas vardı. Penaltı verildi. Aga Barcelona'dan ilk yerden golü geldi mi? Geldi. Dedim ki nazar çıkartalım. İlk yarıdan 1.5 üstte de 1.62 gibi oradan %1 alalım. Aga Barcelona ikinci golü attı mı? İlk yarı 1.5 üst geldi mi? Ev sahibi 1.5 üst geldi mi? Geldi. Devam. Ondan sonra Moldpe ile mücadelesi vardı. Ona dedim ki ilk yarıdan zaten kazandık mı? Dedim ki 4.5 üst alın Aga bu maça. 1.62 oranı vardı %4. Dedim ki Barcelona'da bak izle 4. golü atar %4. Eksa ev sahibi 4.5 üst al dedim. 2-13 oranı var aga zaten. 5-0-5-1 bitebilir Kaç kaç bitti maç? 5-1 bitti değil mi? <laughs> Ulan skorunu da yakalamışız. Yeni fark ettim. Marsilya'nın misli yapmıştım. Bir golüne daha. Bu çok hızlı geldi. Montpellier kırmızı. Marsilya 4.5 üst geldi. Z raporu falan. Barcelona 4. gol geldi. Barcelona'nın ev sahibi 4.5 üst geldi. Diyecek hiçbir şey yok. Bereketli olsun aga. Şov budur. Bitmesin buraya. Şimdi başlayalım. Sizlerden tek ricamız beğeni Aga yine çok güzel maçlarım var. Defterimi elime aldım. Notlarımı yazdım her şeyle birlikte. Eseceğiz aga. Başlayalım. Beğeni, yorumlar lütfen. Şimdi aga Monaco mücadelecisiyle başlayalım. Monaco hafta sonunda, hafta Cuma günü oynadı galiba. Cuma mı oynamış? Cuma günü oynadı. O maçta yedek kadroyla çıktı aga. Lille oynadığı karşılaşmaya yedek kadroyla çıktı. Neden öyle yaptı bilmiyorum ama burada tam kadroyu süreceğini ben biliyorum. Ben burada Monaco'nun rahat bir galibiyet alacağını ve bu galibiyetin skoru da 3-1 ayarında bir Monaco galibiyeti olmasını bekliyorum. Mat sonu 1-1.5 üst aga benim ideal tercihimdi. İdeal kuponlara girebilecek bir karşılaşma. Monaco'nun burada en az 2 golü galibiyetini bekliyorum. Oran arttırmak isteyenler 2.5 üstünde 1 yaparak hani 1.70 seviyesine kadar da arttırabilir. Benim maç skorum burada 3-1 Monaco'nun galibiyeti tam kadro çıkıp tokatlayacaktır. Milan kulüp buruz mücadelesi. Milan'ın da oranı gitgide düşüyor bilginize. Çünkü Milan Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu iki karşılaşmayı kaybetti aga. Burada Kulüp Ruj'da kendi evinde. Kim Milan eskilerin ve güncel olarak yani şampiyonlar ligi takımı diyebileceğimiz bir takım. Tecrübesi ve geçmişi sağlam olan bir takım. Kulüp Ruj'a burada galip gelmesini bilecektir. En son oynadığı Udinese mücadelesinde 1-0 kazandı. Hakemler Milan'ı net kolladı aga. Bak öyle bir şey kollama yok. Ü gruba attım zaten. Whatsapp'takiler biliyor bunu. Ben burada Milan'ın galibiyetini bekliyorum. Milan'ın düz galibiyeti bana yetiyor diyorsanız alaga. Milan'ın ben burada düz galibiyetine güveniyorum. Milan burada galip gelecektir bence. İki maçta şampiyonlar liginde yeniliyor. Bu maçta kulüp vurucu delerler. Onun dışında da biraz daha oran yükseltmek isteyenler 1.50 seviyesine de 1.5 üstünde 2.1'de bir skorum var aga. bir ayarında Milan burada bence galip gelecektir. Arsenal'la Shakhtar mücadelesi. Arsenal tarafında eksikleri çoğu sanırım bu maçla birlikte dönüyor aga. Sakalar vesaireler. Ya yani çoğu dönüyor ama Arsenal'a oran yok. Biz burada nasıl yapacağız? Aga, öncelikle Arsenal bu sezonun en iyi savunma takımı. Net bir şekilde söyleyebilirim. Savunma anlamında çok iyi iş çıkartıyor. Şu an yani evrenin en iyi savunma takımlarından takım savunmasını en iyi yapan birinci sırada Arsenal olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Arsenal'ın bu maçtan sonra hangi maçı varmış? Aa Liverpool maçı varmış. Gördünüz. Sizce Arsenal da 5 tane 6 tane atar mı? Liverpool maçı varken kendini çok kasar mı? kasmaz. 2-0 ayarında biter gibi geliyor bana. Hatta 2-0 da az olur. 3-0 diyelim. Hatta 4 olsun 5 olmasın ama. 4.5 altında bir Arsenal galibiyet yaparsanız oran 1.48'di. 1.45'e kadar düşmüş. İddiada bunun oranı 1.50'lerde vardır zaten. 4.5 altında bir Arsenal galibiyeti bekliyorum aga. PSG ile PSV mücadelesi. Ben bunu ana kuponuma koyar mıyım bilmiyorum ama PSV tarafının oynamış olduğu pozitif oyundan itibaren ve Paris'in Arkada boşluklar bırakmasından dolayı PSV'nin de gol atmasını bekliyorum. KG var olarak değerlendirdim. Sanırım tek KG maçım bu olabilir aga. PSV tarafından da dediğim gibi gol bekliyorum. Karşı gelecek goller bu maçın bende ideal tercihi. Diğer mücadelem Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaşması. Agalarım yine aynı şekilde söylüyorum. Oran bana yetiyor derseniz burada Real Madrid galibiyet alabilirsiniz. Ben burada Real Madrid tarafındayım. Şöyle söyleyeyim son mücadelesinde mağlup olan bir Real Madrid var. Lil mücadelesini kaybetti Şampiyonlar Ligi'nde. Ve hafta şu en son Real Madrid maçı oynamadan önce haberler İspanya basını İngiltere'de bile çıktı bu haberler. Ee, Real Madrid Mbappe'yi transfer ettiğine pişman. Görmüşsünüzdür mutlaka. Haber kaynaklarından böyle bir algı operasyonu bilmiyorum. Haberler çıktı. Biz görüyorsak kadar futbolcular her türlü görüyordur. Mbappe'den özel performans. Matsu'nu bir Nuri Şahin hocam kusura bakma ben burada Real Madrid'çiyim. Real Madrid'in galibiyeti Real Madrid 1.5 üstüne kazanır. Ki Dortmund'da harikalar yaratıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 7 goller, deplasmanda 3 sıfırlar falan. Çok iyi ama Real Madrid burada alır. Özellikle Kaplumbağa Mbappe'ye de gol atarına da ekstra girebilirsiniz aga. Geçtim. Ayın 23'ünde de arkadaşlar tam 6 adet mücadelem var. İlk mücadelemiz Galatasaray Esport. Agalarım bu maçın maç skoru sizlere sorduk. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, her türlü Soru görüş öneri. WhatsApp VIP için vesaire. E, numaradan WhatsApp numarasına mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Devam edelim. Bu maçın maç skorunu sorduk. Aga bu maça oran yok. Ben bu maça e, tarafa vesaire girmem. Gidecek olacağım tek tercih var. O da şu an açık değil. Korner aga. Yani Deplasman, Deplasmandan da şöyle 3-4 tane korner alabilirsek zaten ki alma ihtimalimiz var bence. O yüzden ben burada özellikle Yakovs'ta yok. Bu da önemli bir haber. Özellikle Galatasaray için. Burada korner bence en güzel tercih olacaktır. 8.5 aşarlar, 8.5 üst korner benim tercihim. Sizler de Marsik olduğunuzu yoruma yazabilirsiniz. Geçtim diğer mücadele. Brace ile Level Kuzen. Level Kuzen'e biraz fazla mı oran açmışlar bilmiyorum. Yani Brest'i bence duman edecek. Yani duman edecektir bu. Bence bariz bir şey. Burada Deplasman'ın 2 golü. Yani Bayer Level Kuzen'in atacak olmuş olduğu 2 gol. ideal tercihtir. Level Kuzen tarafındayım. Eğer oran artırmak isteyenler varsa maçın skoru da 3-1 ayarında bekliyorum. Aga. 3-1 ayarında bir level kuzen galibiyeti. Deplasmandaki golü ben okeyim. 2.5 üstünde 2 yaparsanız zaten oranı 1.80 mantlarına kadar 1.80 mantlarına kadar çıkartıyorsunuz. 2.5 üstünde 2 olma ihtimali de yüksek olan maçlardan bir tanesi. Diğer mücadelem Atalanta Celtic mücadelesi. Ben burada Celtic tarafından da açıkçası gol bekliyorum aga. Atalanta zaten son dönemde biraz toparlandı. Ama mücadelenin 3-0 var mı? Var. O yüzden ortaya 2.5 üst alınır. Ortaya 2.5 üst alınır. Ama dediğim gibi Celtic tarafından da bir gol beklediğim için oranı da arttırmak isteyenler burada var ve üst yaparaklar da 1.60 seviyesine kadar çıkartabilir. Celtic de iyi oynuyor aga. Yani takım oyununu ya yani küçük Manchester City diyorum ben buna. Öyle bir oyunları var. Var ve üst olma ihtimali olan maçlardan bir tanesi. Bu da yüksek oranlı tercih olsun. Atletico Madrid ile Lille mücadelesi. Atletico Madrid de sağ olsun dün 1-0 mağlup oluyordu. Leganes'e çevirdi 3-1. Güzel maçtı. Sörlot Ser iyi oynadı aga. Alvarez, iyiydi. Kore'ya çok net kaçırdı. Simeone'nin olan çok güzel açısı yaptı. Maçın daha özetini daha yeni izledim aga. 10 dakika 8 dakika 31 saniyede özeti vardı. Atletico Madrid burada Lili davul yapar çalar aga. Net söylüyorum. Lili son maçında Real'i falan yendi de aldanmayın. Atletico Madrid ya yani çiğ çiğ yer bu takımı. Ben burada dümdüz Atletico Madrid'in galibiyetini bekliyorum. Oran attırmak isteyenler bir buçuk üstünde bir Atletico Madrid galibiyeti. Okey maga. Bir, hatta bir kadar olan çıkıyor. Çok iyi. Dediğim gibi Atletico Madrid bence çiğ, çiğ yiyecek bu takımı. Benfica ile Feyenoord mücadelesi. Aga burada da Benfica tarafındayım. Ama tarafa gitmeyeceğim burada. Ev sahibi buçuk üstü alacağım. Çünkü maçın 2-2'si iki var mı? Var Aga. Feyenoord son döneminden uzak. Açıkçası oranla düşmüş. Ciddi manada oranlar fena düşüyor yapışın aga. Ben size söyleyeyim. Kuponlarınızı şimdiden oluşturun aga. Net bir şekilde. Ben burada da ev sahibi Benfica'nın iki golünü bekliyorum. Feyenoord geçen sezona göre biraz daha kötü bence. Oyun anlamında Benfica da tam tersine geçen sezona göre şu anda gayet iyi ve diri. Özellikle Kerem Orkun'la birlikte biz de takip ediyoruz yakından. Ev sahibi bir buçuk üstü aldım. Barcelona Bayern Münih. Aga siz kimin tarafındasınız? Bu maçın özellikle yorumunu yazın. Ben Barça tarafındayım aga. Şu an her iki takımın oyunu karşılaştırdığım zaman Barça bana bir adım daha önde gibiymiş geliyor. Biraz daha ağır basıyor açıkçası. Hem de kendi evinde ya. Bir de Gavi de geri döndü dün. O da 346 gün sonra geri döndü. Aga. Dün yani Messi'nin bir tane şey var ya ısınmaya çıkıyor herkes alkışlıyor. Gavi de oyuna girecek herkes alkışlıyor. Gol olacak gibi. Yani bir dejavu yaşadım dün maçı izlerken ben de canlısını falan da yapıyorduk ya. Ben burada Aga tek tercih söyleyeceğim. Bak tek tercih başka herhangi bir tercihim yok. Ev sahibi Barcelona herhangi bir yarıyı kazanır. Evet. Bu ben Barcelona'nın burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Yani maçı da kazanmaya biraz daha yakın. Hem kendi evinde hem de oynamış olduğu oyun dolayısıyla. Ama çok zor mücadele. Keyifli bir maç olur. Ev sahibi yarı kazanır. Benim tercihim olacaktır. Bol şanslar. Agalarım 11 tane mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum desteklerini eksik etmeseniz teşekkür ederim. Her türlü soru görüş WhatsApp. Ücretsiz Telegram grubunda rolling serisi olacak. Buraya da mutlaka katılın. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Seviyoruz. Bay